Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 31. bölümündeyiz. Yaklaşık 3 haftadır Time Warner'ın, AT&T'nin Time Warner'ı almasıyla birlikte başlayan, daha doğrusu hız kazanan yeni medya dönüşüm sürecini 3 programdır aslında inceliyoruz. Bu hafta sevgili arkadaşım, Kadir Has Bölümü Yeni Medya Öğretim Üyesi ve Dönüşüm Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat'la bu konuyu konuşacağız. Bu haftayla birlikte konuya biraz daha geniş bakmak istiyorum. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Gülay. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz işte, her hafta Time Warner konusunu devam edelim istiyorum. Time Warner da çok Türkiye'de çok ilgi görüyor demek ki Time Warner, AT&T herkes merak ediyor. Peki bu... Tabii buna farklı isimler verenler var. Biz yeni medya dönüşümü başlığı altında inceleyeceğiz. Öncelikle sen bu satın alma ya da bu birleşmeyi nasıl görüyorsun ve bunun üzerinden belki bir yeni medya dönüşüm tanımı yapmak istersin? Şimdi şöyle, tabii hani her türlü şey verilebilir, dijital dönüşüm denebilir, internet dönüşümü denebilir, işte medya telekom birleşmesi denebilir, böyle bir sürü şey denebilir ama hani günün sonunda bu işin toplam resmine bakmak lazım. Şimdi toplam resme baktığımızda aslında işte hani blogda ya da şeyde de konuşuyoruz. Bir böyle bir üçlü çember şeklim vardır benim. Evet, meşhur aslında reji, meşhur bir şeyim vardır. Şeklim vardır. O şekilde öğrencilere de yeni medya dersin şeyinde anlatırım. Şimdi orada aslında şeye baktığın zaman bu internetin gelişiyle birlikte, internet ve mobil ağların gelişiyle birlikte temelde bir üçlü yakınsama oluyor. Bu üçlü yakınsama, evet bak burada çok meşhur şey biçimde belli oluyor. Evet, meşhur diyagram. Bu aslında sadece medya telekom değil, bilgi teknolojileri de içeren bir yakınsama. Şimdi burada şeyde de gördüğün gibi aslında Time Warner içerik tarafında bir yer. Yani medya tarafında bir yer. AT&T de telekom network tarafında bir yer. Bu ikisinin birleşmesi aslında bakarsan şu anlamı ifade ediyor. Birincisi AT&T o 85 milyar doları Time Warner'ın müthiş işte Game of Thrones'undan şeyine Blind Spot'a böyle bir sürü işte TNT'sinden şeyine kadar hem şey devasa bir işte geleneksel medya eğlence içeriğine veriyor hem de oradaki o içerik üretim şeyine veriyor, kabiliyetine veriyor bunu. Dolayısıyla onu kendine bir aset, bir şey olarak görüyor, bir varlık olarak görüyor. AT&T'nin burada katkısına Time Warner için, o da elindeki bir sürü içeriği şu anda geleneksel anten ve kablo TV üzerinden yayıyor. Bununla işte 100 küsür milyon insan, daha doğrusu 80 milyon falan galiba Amerika'da buna ulaşıyor. Fakat AT&T'nin 200 milyon abonesi var. Dolayısıyla aslında bu Time Warner için de normal müşteri şeyini, setini bir ikiye katlamak demek. Ama bu aslında şekle baktığımızda şekil bize çok daha fazlasını veriyor. Aha. Yeni medya dönüşümü açısından. Çünkü şekil sadece bir medya telekom birleşmesini şey yapmıyor aslında, işaret etmiyor. Eğer bunun IT entegrasyonu yani bilgi teknoloji entegrasyonunu iyi yaptığınız zaman oradaki işte bütün bu içerik ve network üzerindeki hareketleri ve veriyi toparladığınız zaman o veri üzerinden her kişinin işte beğenilerini, oradaki hareketlerini bulabildiğiniz ve bu anlamda o içerikleri her kişiye göre kişiselleştirip aynı zamanda çeşitli grupsal taleplerden de şey oluşturabildiğiniz. Bir örnek üzerinden çarpalım. Mesela şöyle Games yapalım. Of Thrones örneğinde. Şöyle. Herhangi bir mesela çok içerik. Daha ilginç bir örnek var. Netflix'in Narcos'u var mesela. Narcos şu çok meşhur. İşte Pablo Escobar'ın meşhur Kolombiyalı işte şey baronu, kokain baronu. Medya Pablo Escobar'ın hikayesini anlatan. Mesela Netflix kendi network'ü içindeki Hispaniklerin varlığını şey yaparak burada Kolombiya tarafından gelen daha doğrusu bir Latin senaryosunun aslında burada çok iyi gideceğini görüp o veri üzerinden senaryosuna kadar bütün her şeyi işte o iki sezonunda bütün senaryosunu oradan gelen geri bildirimlere göre işte pilot bölümden sonraki birinci sezondan gelen şeylere göre kuruyorlar. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde zaten AT&T'nin ve Time Warner'ın geleneksel müşterilerinden elde edilecek veriyle seyircinin genel trendlerine göre farklı farklı açılımlar, senaryolar yapılacak. Dolayısıyla bildiğimiz klasik anlamda işte senaryo yazılıyor. O sonra
işte yaratıcı senaryo diyelim. Evet, yaratıcı senaryo süreci tam tersi bir sürece evet, giriyor. Yani şöyle oluyor. Aslında burada tabii bu çok böyle tartışılması gereken de bir şey. Şimdi içeriğin üretimi eskiden işte bu konuda işte ne diyeyim, pazarın nabzını tutan, tırnak içinde nabzını tutan ya da yaratıcılığı çok yüksek, o yaratıcılık üzerinden bu iş tutar şeyi vardı. Yani o şuydu, hop işte şöyle bir bakalım, rüzgar esiyor, tamam bu iş tutar şeydi. Şu anda öyle değil bu. Şu anda zaten şey üzerinde, o network üzerinde duran işte yüz milyonlarca insan var. O yüz milyonlarca insanın işte Facebook'undan Twitter'ına şeyine, LinkedIn'ine her şeyi belli aslında. Neyi beğendiği belli. Önemli olan bunu iyi bir veri seti içinde toplayıp o güne dair, o konjonktüre dair o veri üzerinden iyi bir analiz yapıp oradan talepleri, ihtiyaçları görmek ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde senaryolar ya da yaratıcı işler geldiği zaman onlarla bunları birleştirmek. Ve o oradan üretilen içerik de işte bütün mecralarda, sosyal medyalarda, bloglarda, web sitelerinde, böyle işte dijital platformlarda, şurada burada kişiye özel yaygınlaştırılıyor. Bakıyor işte ne Game of Thrones şey yapıyor, izliyor. Diyelim o Game of Thrones'tan sonra işte Vikings'te izler misin diyorlar şeye. Yani bu işte en başından beri bu Amazon'un yaptığı hikayeyle işte şunu okuyan şunu da okudu. İşte bunu izleyen bunu da izledi şeyi. Şu anda işte Netflix bunu başarıyla yapıyor. Fakat tabii şeyin şu anda hani AT&T, Time Warner ikilisinin böyle hani çok tekelci biçimde, çok devasa şeylerle, yapılarla birleşmesi bir yandan da konjonktürel olarak şeyi korkutuyor. Yani Amerika'da eğlence sektöründe ve telekom sektöründe tekelleşmenin artacağı yönünü şey yapıyor. Çünkü AT&T çok ciddi bir içerik şeyi sağlıyor burada, zenginliği sağlıyor. Time Warner'da da çok ciddi bir kanal sağlıyor. Dolayısıyla işte Amerikalıların hep korktuğu, daha doğrusu Amerikan toplumunun hep korktuğu o kartelleşme ve o kartelleşme sonucu çok büyük yapıların oluşması sıkıntısı var. Peki, burada. Peki bunların bir iş yapış şekli var, değil mi? Bahsettiğim yaratıcı hikaye diyelim. Şimdi bu aslında yepyeni bir süreç, organizasyon yapısı, kültür gerektiriyor, önceliklendirme gerektiriyor. Ben bu tarz büyük yapıların bu değişimleri yapması konusunda çok böyle imtina ediyorum. Yani çok yapabilirler mi bilmiyorum. Sen nasıl yaklaşıyorsun? Şimdi şöyle, yani yapan var, yapamayan var. Bu işe nasıl liderlik yaptığına bağlı olan bir şey. Şu anda AT&T, Time Warner'ın ikisinin birden bu işte merger, acquisition, satın alma ve birleşme tarihçesine baktığımızda AT&T'nin özellikle kendi alanında birçok şirketi satın alıp onlar üzerinden aslında iyi bir birleşmeler silsilesi yakaladığını görüyoruz. İyi bir evlilikler silsilesi. Time Warner ise enteresan bir şeydi. Mesela American Online satın almıştı zamanında Time Warner'ı. Fakat aynı amaçla 2000'li yılların başında, tam o dotcom krizinden önce, katastrofiyle, yani çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı bu. Ve normalde hani burada şunu da şey yapmak lazım. Çok büyük iki tane yapıdan bahsediyoruz. Bunların iki farklı kültürden bahsediyoruz. Bu iki kültürü aynı potada işte 85 milyar dolarlık bir şeyle, üzerine de bütçe ya da işte satın alma koyarak şey yapılması, hayata geçirilmek istemesi de çok iddialı bir şey. O iddiada tabii burada medya dediğinizde çok ciddi egoların olduğu, işte organizasyonel çok hiyerarşilerin sıkıntılarının olduğu da bir şey. Çok ayrı çalışma kültürleri olan iki. Şöyle, yani baktığında her ne kadar satın alma şeyleri iyi gibi görünse de bence biraz burada mükemmel ikili olma olasılığı bana göre de çok düşük. Yani bayağı zorlu ve çetin bir sınav var. Bir de şu var, Gülay, belki bunu söylemek lazım. Şimdi özellikle bu dijital dönüşüm ya da bu biraz önce gösterdiğimiz bu üçlü şeyin ortasında iyi yeni medya oyuncularının iki şeyi var. Bir tanesi burada doğuyorlar zaten. Evet, doğuştan, sıfırdan değil mi? Doğuştan bu kültür içinden zaten var oluyorlar. Kendilerini var edip büyüyorlar. Dolayısıyla hani bu... Onlara aslında örnek versek birkaç Netflix'in... Ya yanında. Netflix mesela bunlardan bir tanesi. Gerçi hani o video kiralamadan geldi ama asıl büyük sıçramasını oradan yaptı. Yani mesela işte Facebook'u bunun içine şey yapabiliriz, koyabiliriz. Ya yani medya sektöründen şey yapmaya çalışıyoruz. Mesela Onedio'yu bunun içine koyabiliriz bizim.
yemek sepetini koyabiliriz. Yani böyle kültürel olarak tamamen bu genç kültür içinde ve hani baktığı zaman bir şeye oradan içerik gören, o içeriği doğrudan o hani mecrasını çok iyi bilen, onun hani bu internet ve mobil ağları çok iyi bilen ve onun üzerine de dikkat edersen bunların hepsi kodcudur, yazılımcıdır, evet, falan filan. Veri ve o veri analizini yaparak zaten hani teknolojiyi aynı zamanda o kültürle içerikle falan birleştirmeyi becerebilen şeylerdir. Ha, bunu tabii ki hani şunu iddia etmek yersiz olur. Bir medya kuruluşu kadar mükemmellikte ya da genişlikte içerik hazırlayabilirler mi? O tartışılır. Yani çünkü onların genellikle yaptığı şey, zaten onu söyleyecektim, platform olmak. Yani evet, şimdi AT&T burada Time Warner alarak aslında bir içerik mülkiyeti sağlıyor. Network de mülkiyeti var. Halbuki bu dünyanın genel dinamiği içinde, bu dünyanın doğuştan var olan oyuncuları, yani bu yeni kuşak hep şeyi yapıyor. Mülkiyetten çok platformun sahibi oluyor. Ha, ha, yani içerik onun içine gelsin diyor. Yani bu mesela işte o ne diyor mesela, buna baktığımız zaman o ne diyor bir yeni medya şeyi. Hani çok başarılı bir Türkiye medya şeyi. Ekşi Sözlük böyle bir yer. Kendileri içerik üretmiyorlar, dikkat et. Başkaları onlar adına içerik üretiyor ve onlar orayı platform olarak kullanıyorlar. Ya onlar iyi içerik üretilmesine teşne ve iyi içerik yaygınlaşmasına teşne platformların sahibi aslında. Yoksa ne kendileri içerik üretiyorlar, ne işte herkese geliyorlar, siz aman içerik üretin, aman içerik üretin diye de giden de yok. Yani Ekşi Sözlük'te işte millet yazar oluyor. İşte bol bol olmaya çalışıyor. Olmaya çalışıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ekşi Sözlük'ün sahibini işte Sedat'a, Kanzuk Paşa falan filan bol bol işte şey yapıyorlar, sövüp sayıyorlar falan filan. Günün sonunda ne oluyor? Bırakırsan git diyor. Başkası var nasıl olsa, ya da şey diyor. Yani oranın dinamiği çok farklı işliyor. Aslında 2000'li yılların ortasında O2'nun, Almanya telekom operatörü O2'nun CEO'su bir konferansta şey demişti. Biz sadece bir network taşıyıcısıyız. Yani aslında o sadece platformuz konusunu o zaman söylemişti. Yani onlar öyle konumluyorlardı kendilerini. Ama yani senin o şey demene çok katılıyorum. Hani network'ün sahibi biziz. Buradan geçen her şeyin sahibi de biziz kültürüyle o internetin daha özgür, işte biz sadece taşıyıcıyız kültürü arasında yani ciddi bir fark var. Yani o da zaten bayağı aslında şey, şimdi, yaratıcılığı kısıtlıyor. Şimdi şöyle, zaten network'ün sahibi olmak da ne kadar anlamlı bugünümüzde, onu da tartışmak lazım. Şundan dolayı şimdi O2 o zaman öyle bir şey koymuş. Mesela Vodafone Vivendi ile bu AT&T Time Warner şeyine birlikteliğini 2001'de yapmaya çalıştı. O zaman Vivendi, yani şu anda da tabii Fransa'nın TF1, TF2, Almanya'da şeyde, bir sürü Avrupa'da kanalı ve şeyi olan bayağı ciddi bir içerik üreticisiydi. Vodafone'da işte o zamanlar böyle her tarafa yayılan, Avrupa'ya falan her tarafa yayılan bir şey, mobil operatördü ve bunlar işbirliği yapmak istediler ama bu kültürel doku uyuşmazlığı dolayısıyla yapamadılar bunu. O2'da da yine benzer bir şey vardı aslında. Yani O2'nun tabii Almanya'da şeyde bir sürü şey vardı da aslında temel kuruluş şeyi British Telecom'dur. Evet, onlar ve geniş. Onlar mesela bu hani network sahipliğinden daha ileriye gitmeyi şeyde yaptılar. İngiltere'de Premier Lig'in haklarını alarak yaptılar ve 4 seneden beri çok başarılı bir Premier Lig yayıncılığı yapıyorlar. İngiliz Ligi'ni mesela onlar pazarlıyorlar ve yayınlıyorlar ve oradan inanılmaz paralar kazanıyor. Yani ödediğinin kat kat üzerinde şeyler kazanıyorlar ama hani burada sahiplikten öte bir platform kurma ve o platformun aslında işletmecisi olmak daha anlamlı. Mesela İngiltere'de bunu BBC iPlayer ile yaptı. O iPlayer üzerinde şu anda BBC'nin rakip kanalları bile kendi içeriklerini koyuyorlar ve İngiltere'deki internet trafiğinin %20'ye yakınını şey taşıyor şu anda, iPlayer taşıyor. Dolayısıyla hani buraya baktığımızda gerçekten o içeriğin doğru mecrada konumlanmasının, o doğru platformda konumlanmasının ve en sonunda da bütün bu pazara sunulan şeylerin geri bildirimlerle iyi veri üzerinden sevk ve idaresi ve ondan sonra tekrar içerik üretimi, tekrar pazara sunumu ve böyle bu döngünün başarıyla işletilmesi önemli. Peki şimdi herkes, yani işte Amazon'undan Google'una ya da bütün oyuncular aslında bir nevi o İşte bizim yakınsama dediğimiz, evet, şeyde oluyor ve çok ciddi, tabii, böyle bir rakip durumu oluşuyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca bunlarla iş yapan binlerce şirketin bazıları aslında çakışmaya başlıyor. Ya yani genel, hı hı, olarak sence bu yakınsama durumu bütün ekosisteme nasıl yansıyacak? Mesela
aynı işleri yapan şirketler ölecek mi yoksa yepyeni alanlar mı açılacak? Şöyle aslında hani biz bunu sen de hatırlarsın işte Turkcell'de bunu işte 2000'li yılların başında denemiştik. Yani daha doğrusu hala da şey yapılıyor, deneniyor ama orada hani önemli olan burada bir ekosistem kurmak. O ekosistem içinde tabii o ekosistem eğer iyi çalışan bir ekosistem ve iyi iş modeli kurulmuş ve gerçekten kazan kazan anlayışına dayalı bir ekosistemse zaten hani bu ekosistem sözcüğünün kaynağının geldiği diyelim orman ya da işte böyle bir doğanın zaten her şeyi beslediği bir alan haline geliyor. Yani o zaman işte o ekosistemde birçok canlı yaşayabiliyor. Ama siz iş modelini iyi kurmazsanız, işte kazandığınızın, işte bizim o zaman yaptığımız kazandığınızın, işte milletin kazandığının daha doğrusu bizim platform üzerinden kazandığının %70-80'ini almaya çalışırsanız, işte şeylere kötü davranırsanız, iş ortaklarınıza kötü davranırsanız, onları geliştirmeye çalışmazsanız, hani onların bu platformda rahatlıkla var olmasını şey yapmazsanız, o zaman başka platformlar çıkar, herkes o başka platform. Onlara gider ya da farklı şeyler de yapar. Şimdi mesela biz o zamanlar mobil operatör olarak bunları yapmaya çalışıyorduk ama mobil operatör kafasından kurtulamadığımız için zaten telekom kafasından, telekom ruhundan kurtulamadığımız için bu başımıza geldi. Halbuki burada sadece network yok. Biz çıkıyorduk orada, biz network'ün sahibiyiz diyorduk. Ama adamın da içeriği var. Şimdi onun da bir değeri var, öbürünün de verisi var, onun da bir değeri var. Dolayısıyla bu hepsinin iyi karıştırıldığı bir platform olabilmek ve o kültür dokusuna sahip olabilmek şey. Zaten işte Facebook'un, Google'ın, işte bizdeki Onedio'nun, Ekşi Sözlüğün ya da işte Yemek Sepeti'nin bence doğru yaptığı şeyler bunlar. Oraya mesela Yemek Sepeti'ni ele alalım. Bakın veriyi iyi okuyor. O veriden şey, o yemek işinin içeriğini üretiyor. Oraya işte bir sürü resim koyuyor, şey yapıyor. Ve bunu da oradaki şeyler adına yapıyor. Bütün üyesi olan restoranlar, yeme içme mekanları adına yapıyor. Ondan sonra da onu kendi mecrası üzerinden insanlara sunuyor. Ve insanların da o alışkanlıklarını, yeme içme alışkanlıklarında tekrar oradan tekrar içerik üretiyor onlara. Yani diyor ki ben mesela pizza yiyorum, şu saatte yiyorum. O zaman diyor ki bana, bak sen şöyle pizza yiyorsun, şu saatte yiyorsun. Belki o saat gelirken bana o hizmete, bak yine yemek üzeresin. Hemen şey, sana şu kadar indirimli vereyim ya da daha değişik bir şey çıktı. Bunu tadar mısın? Ta insanın gustosuna kadar alıyor. Bakın ne kadar enteresan bir veri analizi. Hatta yani şunu da yapabilme kapasitesine sahip. Mesela atıyorum benim oturduğum yerde eğer gece 12'den sonra yeme içme ihtiyacı çoksa, herkes çalışıyorsa, ediyorsa ya da final döneminde mesela pizzacılara gidip şey diyebilir. Siz sabaha kadar açık tutun, cironuz %15 katlansın diyebilir mesela. Özellikle bu krizi dönemde çok ciddi bir avantaj. Evet. O yüzden hani bu yeni medya dönüşümü diyelim, dijital dönüşüm diyelim. Birincisi bu medya, telekom ve IT'yi iyi birleştireceğiz. Bunlar üzerinde iyi içerik üreteceğiz. Mecralar üzerinden iyi dağıtım ve pazarlama yapacağız. Veri üzerinden de iyi sevk ve idare yapacağız. Peki siz bu alanda şimdi bir sürü birleşme oluyor, yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Sence girişimciler için nasıl fırsatlar var? Şimdi girişimciler için iki fırsat var. Birincisi en büyük fırsat da böyle bir şeyi oluşturma, platformu oluşturma fırsatı. Platformun kendisini oluşturma fırsatı. Bu mesela şey, işte Yemek Sepeti, Ekşi Sözlük ya da O Ne Diyor böyle örnekler. İşte Facebook ya da şey böyle bir örnek. İkinci bence şey güzel bir şeydi. Bunun üzerinde üçüncü parti olarak konumlanma ve buradan işte bu i̇çerik platformlar üzerinden içerik üreticisi, İşte IT şeyi, tedarikçisi, yani yazılım, katma değerli hizmet, katma değerli hizmet tedarikçisi ya da işte onun herhangi bir şekilde onunla işbirliği yaparak, competition diyorlar buna, aynı işi yapsam bile onun üzerinde konumlanarak onunla işbirliği yapmak. Yani competition ve cooperation'ın birleşimi competition yapmak. Sen daha küçüksen ya da işte o öyle bir platform olamıyorsan gidip onun üzerinde o ekosistemde yaşayacak bir şey bulmalısın. Yani bu mesela nedir? Ekşi Sözlüğün üzerinde şu anda mesela Alkışlarla Yaşıyorum'un ya da 59 saniyelik videoları var. O ne oldu? Aslına bakarsan işte ikisi normalde ikisi de ayrı platform olmaya çalışıyordu. Ama işte Ekşi Sözlük'le bunun bileşimi, hani Ekşi Sözlük'te metin ağırlıklı bir şeyler vardı. O metin ağırlıklı bir şeylerin üzerine şeyi koydular. O rekabetçi platformdan çıkıp tamamlayıcı platform haline geldiler. 59 saniye ile Ekşi Sözlük birleşti. Herhangi bir entry girildiğinde, atıyorum şimdi bugün mesela gündemde ne var? Seçimler var, Amerikan seçimleri. Amerikan seçimleri var. İşte Trump mesela bir şey söylediyse, işte
Donald Trump dediğinde orada 59 saniyenin Donald Trump'la ilgili 59 saniyelik bir videosu çıkıyor. Ya da işte kürk mantolu Madonna dediğinde o işte TV8'de o kadın ne diyorsa onun kısa bir görüntüsü çıkıyor. Dolayısıyla kullanıcı önce onu şey yapıyor, izliyor, kontekste hakim oluyor, ondan sonra okumaya başlıyor falan filan yani. Peki şimdi bu konuda belki şey direkt alakalı değil, özellikle o yüzden sona bıraktım, iki tane sorum var. Birincisi, geçen hafta ben bu Apple Microsoft rekabetiyle ilgili bir program yaptım ve New York Times'ta böyle Apple'la ilgili şöyle bir yorum vardı. Yani Apple'ın özellikle 2007'lerde ilk iPhone çıkardığında 2007-2008'de işte AT&T ile birlikte başlayan süreçte bayağı Apple bütün operatörlerden istediği her şeyi alan ve tamamen aslında Apple'ın karar verdiği bir dünya olarak böyle bir tasvir yapmış. Şimdi bu yeni medya dönüşüm sürecinde her ne kadar bu yakınsamalar oluyorken Apple direkt böyle alakalı gibi gözükmese bile, Apple'ın tabii ki şey hardware üreticisi ya da şey donanım üreticisi olarak bakarsak, sence burada bu tarz güçlü donanım üreticileri de yönlendirici olabilir mi? Konjonktüre bağlı o. Yani 2007-2008'de Apple'ın bu gücü vardı ve o anlamda rakipsizdi. Tüketici talebi de vardı. O yüzden tüketici talebinin başlangıç noktası ya da en güçlü arzu noktası akıllı telefondu. O yüzden Apple o dönemde kazandı. Şu anda mesela o kadar ciddi kendi şeyini diretir mi bilmiyorum. Mesela iPhone 7'de şey yapacaktı, yapamadı. Amerika'daki 3 operatörün birden sim kartını tek bir sim karta geçirip orada kullanıcının hani ihtiyaçlarına göre hangi tarife işine geliyorsa o tarifeye otomatik switch edip böyle bir şey başlatacaktı ama yapamadı bunu. Niye yapamadı? Çünkü şey, şu anda mevcut iPhone 7 ya da şey satışlarına baktığımızda aslında Apple'ın tam istediği gibi gitmiyor. Ne inovasyonu istediği gibi gidiyor, ne işte şeyi. Çünkü bir de karşısında çok ciddi rakipler var. Yani sadece Samsung'dan bahsetmiyorum. İşte LG'si artı Çin telefonlarının ciddi anlamda Android üzerinden yayıldığını görüyoruz. Şimdi Microsoft'ta tekrar bir toparlama var. Mesela baktığınız zaman Microsoft'un son ürünlerinin MacBook'un işte bu son MacBook Pro'nun şeyinde özellikle şimdi Apple'cılar şeye çok bu Apple'ın giderek bu kablo bağlantılarını şey yapmalarına, arayüz birimlerini iptal etmesine çok ciddi bir şey var orada, reaksiyon var. Beri yandan işte inovasyonda da tam böyle hani artık bu disruptive dediğimiz yıkıcı yenilik şeklinde gelmiyor Apple. Sanki hani evrimsel olarak bundan sonra bu gelecekti noktasını tahmin edebiliyorsunuz. İşte bu noktadan itibaren Apple bu şeyi diretebilir mi bilmiyoruz. Ama yani burada yaratıcı yıkımı yapacak olan oradaki iş modeline doğru bakıp doğru orada şeyi ürün ve çözümü getirenler. Bakın şimdi mesela Türkiye'de şey yaşıyoruz çok bol bol. İşte bu internet yavaşlatılıyor, şey yapılıyor falan filan. Şimdi Google'ın mesela ve Facebook'un işte Google'ın Project Loon var mesela balonlarla Facebook'un internet.org var, bütün dünyayı işte satellite üzerinden internet verme gibi. Yarın bir gün işte insanlar iş yapamaz hale geldiği zaman artık bu mesela mobil operatörleri ya da şeyleri şu andaki telekom yani internet erişimini sağlayan, bize ana sağlayan bunları devreden çıkartıp belki de buradan almaya başlayacaklar. Bu iş bu kadar şey. Çünkü neden? Şimdi burada mesela herhangi bir hizmet alırken o hizmetin yavaşlaması aslında bu büyük internet oyuncularını çok ciddi şeye sokuyor. Mesela şu aşağı yukarı 3-4 günden beri olan internet yavaşlaması dijital reklam sektörünün Kasım ayı hedeflerine, Ekim ya da Kasım ayı hedeflerinde çok ciddi aksamalara neden olacak. Yani bu hani bu işi yapmak sadece siyasi yönleri değil, aynı zamanda ekonomik yönleriyle de tartışılıyor. Mesela o durumda ne oluyor? Buradaki bir sıkıntıyı şey çözüyor, içerik sağlayıcısı ya da platform sağlayıcısı çözüyor. Hiç network'le hani normalde hiç şey hani o network'ün sağlayıcısı değil, tam tersi ondan yararlanıcı olarak konumlanmış birisi. Şey nedeniyle, zorunluluk nedeniyle ne yapıyor? Kendi şeyini geliştiriyor ve onu koyuyor oraya. Neden? Çünkü bir şekilde tüketiciyle buluşması aslında lazım. Her oyuncunun alternatifi var. Var var. O yüzden hani kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin. İşte o vazgeçilmezden mezarlığında yeri hazır. Ve son olarak sanal gerçeklik, virtual reality konusu bambaşka bir konu. Evet. Ve insanlar artık belki bir şeyler okumak yerine o sanal gerçeklik içine girerek o deneyimleri yaşayacaklar. Sence o yepyeni bir kulvar açıp bütün bu oyuncuları başka bir
rakip kulvar olarak ortaya çıkabilir mi? Şimdi çıkması mümkün gibi görünüyor ama tabii belli şeyleri yapmak şartıyla. Şöyle şimdi bu sanal gerçeklik dediğimiz olay bu yeni medyanın bir iletişim ortamından artık bir yaşam alanına dönüşmesi noktasını beraberinde getiriyor. Yani o sanal gerçeklik gözlüğünü ya da artırılmış gerçeklik ortamına girdiğiniz andan itibaren artık orada hani bir iletişimden çok bir yaşam içine giriyorsunuz. Dolayısıyla sen girebiliyor musun benim? Ben bir kere ben bir kere girdim. 40 katlı bir gökdelenin üstünde bir anda her şey etrafında yıkılmaya başladı. O yüzden korktum çıkarttım yani. Aynen. Giremedim. Ama gençlerin bu konudaki özellikle yeni kuşağın deneyimi çok ciddi şey. Hani burada şunu düşünmek lazım. Bunu iyi sağlayan, bu ortamı iyi kuran ve bu ortamda hani ne diyelim artık bu tabii içerik demek artık burada biraz daha şey, o içeriğin ötesinde iyi bir deneyim onlara sağlayan şey ne diyeyim oyuncu burada yine amiyane tabirle malı götürecek. Şundan dolayı şey yapıyorum. Mesela biz yeni medya bölümünde ben içerik üretimi dersi veriyorum. Geçen sene işte normalde biz ne öğretiyoruz? İşte geleneksel medyada işte metin nasıl yazılır, fotoğraf nasıl şey yapılır, üretilir, işte video nasıl üretilir falan gibi şeylerin üzerine işte geleneksel medyada nasıl üretilir, yeni medyada bunun farkı nedir? İşte metin hipermetine dönüşüyor, link verebiliyorsun, işte daha güncelleyebiliyorsun falan filan, işte kağıttan farkını anlatıyoruz. İşte fotoğrafı Photoshop'la daha yanıltıcı yapabiliyorsun, videoyu daha interaktif yapabiliyorsun falan, böyle bir sürü şeyler anlatıyoruz falan. Şimdi ben bunları anlattım. Oradaki bir öğrencim şey dedi. Tamam dedi şey. Hocam dedi peki işte biz bu virtual reality üzerine, sanal gerçeklik üzerinden içerik nasıl üretiliyor dedi. Aha ben kaldım böyle. Şimdi çocuk dedi ki ben böyle bir ödev yapmak istiyorum. Ben dedim kim değerlendirecek bunu? En sonunda şey dedik. Senin arkadaşın değerlendirsin. Hangi kriterlere göre değerlendirdiğini şey yapsın. Şimdi biz onu aldık mesela. O deneyimden yola çıkarak bu sene şey koyduk. Sanal gerçeklik koyduk. Neden? Çünkü artık mesela New York Times'ın ya da şeyin özellikle Silikon Vadisi'ndeki oyuncular şu anda artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik üzerinden gazetecilik, yayıncılık unsurları üretiyorlar. Bu yayıncılık sadece hani New York Times'ın yapacağı tarzda bir gazetecilik değil, aynı zamanda Time Warner'ın üreteceği tarzda tabii bir dize. Bir yaşam alanı yani, noktasına götürdüğü için. Şimdi işte burada bir platform sahibini beklememiz gerekiyor. Nasıl hani Google böyle bir şeyi koydu, yani böyle bir şey derken Google bir arama motoru koydu, onun üzerine bir reklamcılık sektörüyle ilgili bir yıkıcı yenilik yaptı. Facebook işte yine buraya bir şey koydu ve kullanıcı üretimi içeriğin ana merkezlerinden bir tanesi oldu ve şu anda mesela işte Instant Articles'la beraber artık bloggerlara diyor ki gelin buraya şey yapın, okunduğunuz kadar ben size ödeyeyim parayı falan diyor. İşte buradaki modeller değiştikçe ve bu platform sahipleri bizim hayatımızı kolaylaştırdıkça girişimciler, özellikle yeni medya girişimcilerine çok yeni ve güzel alanlar açılacak. Second Life aslında okulları açmıştı. Evet ama çok erken bir şeydi. Erken, çok erken. Yani o zaman ben işte 2007-2008'de biliyorsun. Kültür Özel'de de tanıştım yani, çok inanılmaz hikayeler anlatıyor ama çok erken. İyi kurgulanmış bir şey. Mesela bu Vodafone Vivendi o anlamda erken bir doğumdu. 2001 krizinde, dotcom krizinde gitti ama şu anda mesela Time Warner ve AT&T için daha uygun bir alan var. Onlar bu alanı değerlendirecek mi? Yine aynı şekilde işte bu şeyde Second Life da o anlamda 2008'de doğmuş ama bu yüksek hızlı internet bantlarının, bant genişliğinin olmaması nedeniyle orada o üç boyutlu dünyayı bu cihazlar üzerinde gerçekleştirememiş şeyde. Bu vesileyle şeyi de paylaşayım. Onu yapan grup şimdi virtual reality ile ilgili yeni bir işe başladılar. Yani onu devam ettirecekler büyük bir olasılıkla yani. Yani şöyle onlar işte evrilecek. Onlar başarılı olur, başkası başarılı olur, şey yapar ama hani orada bu yeni medyanın artık işte bu biraz önce söylediğimiz üçlü içerik şeyinde burada bir nesneleşme olacak. Yine şeyde içerik üzerinden bir nesneleşme olacak. Yani ona Internet of Things'in şeyleri de dahil, robotlar da dahil buna. İşte specialization dediğimiz
cyberspace ile şeyin birleşimi olacak. Fiziksel alanla siber alanın birleşimi olacak. O da işte siberleşme anlamına geliyor. Bir de sosyal medya dediğimiz şey üzerinden yine bir orada bir düzen, ilişkilerin kurulması bağlamında şey olacak. Sosyalizasyon olacak. Sanal sosyalizasyon olacak. İşte bütün bunların hepsi de sanal gerçeklik ortamını, artık onun adı sanal gerçeklik ortamı mı olur? Yoksa ne taraf gerçek, bu taraf mı gerçek, o taraf mı? Hani Independent'ın geçen araştırması gibi %51 Matrix'te yaşama şeyimiz var diyor. Olasılığımız. Şimdi Westworld diye bir dizi var mesela. Onlar da o öyle bir sanal gerçeklik dünyası üzerinden şey yapıyorlar. Yani böyle şey. Ne gerçek onu bakacağız ben. Tuhaf bir şeyimiz olacak. Tabii burada hani Westworld'u konuşurken tabii bunlar hep böyle heyecan verici şey olarak geliyor ama bir yandan da işte Black Mirror dizisindeki böyle işte o Charlie Brooker'ın, yaratıcı Charlie Brooker'ın getirdiği çok ciddi eleştiriler var. Yani çok sayıda sorunla da geliyor. Ayrı bir Black Mirror programı yapacağım yani. Peki. Yapman lazım zaten. Anlaşıldı şey. Seni birkaç bölüm daha buraya ağırlayacağım ilerleyen dönemde. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Video YouTube kanalımda olacak. Lütfen abone olun. Diğer programlar için de web sitem gulozkan.com'dan diğer programlara ve ilgili yazılara ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar. Gelecek hafta salı günü 6'da tekrar görüşmek üzere.